hocam. Birinci modülde direkt knockout oluyorlar. Çok 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 geniş kapsamlı diyorlar. Ondan sonra ikinci modülü de yapıyoruz. Sıra geliyor üçüncü modüle. Üçüncü modül bittikten sonra artık böyle hayranlık enerji frekansı tavan yapmış oluyor. 3 gün boyunca ki çoğunluğu 3 gün arka arkaya alıyor bu eğitimi. Tavan yapmış oluyor ve diyorlar ki Refik hocama çok teşekkür ederiz. Nasıl bu Anadolu topraklarının bu kadar özel bir coğrafya olduğunu 3. modülde işlemiş, nereden çıkmış bu bilgiler, nereden gelmiş? Ben elimden geldiği kadar tabii izah ediyorum ama aramızda bunu soran arkadaşlar da var canlı yayında hocam. Sizden bunu bir kez daha anlatmanızı istiyorum. Bizim Anadolu topraklarımız nasıl bu kadar özel topraklar? Siz bu bilgileri nereden derlediniz? Ve ilk defa bu bilgilere rastladığınızda neler hissettiniz? Yani kendinizi çok özel hissettiniz mi mesela bu özel Valla toprakların kendimi çocuğu? hiç özel hissetmedim. Hatta şimdi de sorunuza şaşırdım. Çünkü hepimiz eşit derecedeyiz. Bir okyanustaki su damlaları, kimisi denizin en dibinde, okyanusun en dibinde, kimisi okyanusun yüzeyinde, kimisi okyanusun kıyılarında, kimisi ortalarında. Ama hepsi rüzgarla, hareketlerle yer değiştirir. Hepsi eşittir. Dolayısıyla hepimiz de eşitiz. Hiç kendimi bu açıdan özel görmüyorum. Allah razı olsun sizin bu teveccühünüze. Ve eşit görmeyişimi de şuradan şaşırarak gördüm. Çünkü ben size eğitim konularını sordum. Ben de dedim için bana eğitim konularını sorar. İşte Refik Hocam Kıbrıs'ın güneyi, kuzeyi nedir? İtek Adası'nın özelliği nedir? Böyle sorular Fethiye'nin özelliği nedir diye eğitimden soru sorarsınız diye beklerken ana sorunuzla biraz özel miyim diye sorduğunuzda hayır özel değilim Allah razı olsun bu teveccühünüze fakat madem sordunuz söyleyeyim. Laboratuvar alanımı genişlettim. Ve bunlara öyle ulaştım. Edebiyat öğretmeniyim. 4 yıl önce bundan istifa ettim. Edebiyatın laboratuvarına girdim. Pek çok kişi diyecek ki edebiyatın laboratuvarım var. Eğer ararsan var. Peki laboratuvarı geniş tuttum ne demek? Valla buradan bütün bilim dallı çalışanlarına söyleyeyim. Kendinizi dört duvar arasında bir laboratuvara hapsetmeyin. Geniş bir laboratuvara girin. Bu dünya bile az kalır. Bu dünya laboratuvarını kullanıyorum derseniz yine sınırlamış olursunuz kendinizi. Fizik evreninin tamamı ve beşinci boyutun ve diğer boyutların da varlığını bilerek onların laboratuvarını kullanın. Ben işte o laboratuvarı kullandım. Bu laboratuvarda hangi disiplindeyseniz bir tıp doktoru olun, bir biyolog olun, bir matematikçi olun hiç fark etmez. Bir müzisyen olun hiç fark etmez. Edebiyatçı olun hiç fark etmez. Hepinizin göreceksiniz ki laboratuvarının ilk adımı edebiyat. Edebiyat denilen laboratuvar. Burada atasözleri, deyimler, masallar, destanlar, efsaneler ve günümüze kadar çeşitlenen edebi ürünler. Bunların hepsine vakıf olursanız, evet hepsine vakıf olmak imkansız. Yani siz kalkıp da bir Yeni Zelanda yerlilerinin edebiyatına ben vakıfım diyemezsiniz. Onların ben bütün köylerindeki halk kültürlerini derledim diyemezsiniz. Hatta bunu bırakın, ülkemiz için dahi bunu yaptığımızı hepimiz söyleyemeyiz. Ama elimizden gelen ne varsa bunu yapmışsak, bu bir kazanım. Ben edebiyatı laboratuvar alanı yaptım ve oradan geliştirdim. Karadeniz'de gemilerin ve battığının ne olduğunu Türk Dil Kurumu sözlüğünden de Deyimler sözlüğünden de nereden bakarsanız bakın
gerçek manasına ulaşamazsınız. Ya da hala Atlantis nerede diye yüzlerce, binlerce, milyonlarca boş teorinin peşinde koşar insanlar. Fakat masalın, destanın, efsanenin yani mitolojinin anlatılarına derinlemesine dalarsa bir insan bu sistemi geliştirir. Ve az önce söylediğiniz Marmara, anne rahmiydi, Karadeniz mezarlıktı. Anne rahmindeki bir bebeğin İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'e gitmesi, o bebeğin anne karnında vefatı demek, yani düşükle gerçekleşmesi demek. Anne rahminde bebeğini kaybeden bir anne baba üzgün olacaktır. Öyle bir insana da Karadeniz'de gemilerin mi battı? Evet. İfadesi kullanılır. O da oradan gelmiştir. Ve siz ona öyle baktıktan sonra destanları daha iyi anlarsınız. İlyada destanının, Odiseya destanının, Gılgamış'ın, Manas'ın, bunların size bütün imkanları sunduğunu, size her şeyi açık açık anlattığını görürsünüz. İşte bunları böyle ulaştık. Belki şu, ben özel değilim ama biz özeliz. Bizim jenerasyonumuz özel, yani siz, ben, hatta jenerasyonumuzla da sınırlamayalım. Şu anda yaşayan insanların hepsi özel. Çünkü şu an nefes alan herkes Zümrüt Anka çağına 140 gündür girdi. 140 küsür gün oldu. 21 Aralık 2020'den beri bir Zümrüt Anka çağına girdik. Bunda artık kadim bilgiler kullanılmak zamanı. Ve o kadim bilgileri de biz açtık. Yani aradan 1000 yıl geçince, 2000 yıl geçince tarihe geri dönülüp bakıldığında bu Zümrüt Anka Çağı uyanışının ülkemizde gerçekleştiğini görecekler. Ve tabi o zamana kadar da nüfus kütükleri kayıtlı olduğundan, sosyal medyada tüm bu videolar kaldığından torunlarımızın torunları övünecekler. Bizim Zehra Güney annemiz bu çağın ilk farkındalığında olan kişiydi diyecekler. Her birimize övünerek bakacaklar. Biz yaşadığımız bu çağda özeliz. Yani bundan 40 yıl, 50 yıl önce yaşayanlar bizim kadar değerliler, baş tacılar. Fakat bizim şu anda içine girdiğimiz çağdan geçmediler. Bu yönümüzde çok özeliz. Yeni bir çağın eşiğinden geçtiğini fark eden insan olmakla. Hani biz bugün çağları tarihlendirdiğimizde o çağa kimin girdiğini yeteri kadar bilmiyoruz. Ve hatta çağları bölümlemekte bile polemikler yaşıyoruz. Fakat hiçbir polemiğe yer vermeden girdiğimiz çağın adı Zümrüt Anka Çağı 21 Aralık 2020'de başladı. Ve bugün 4. ayındayız. 5. ayındayız. 140-150. Gününe yaklaştı. Nasıl bu kadar şanslı olabildik hocam? Kesinlikle çok çok şanslıyız. Ve bize, peki arkadaşlarımız şu an sorar, biz hangi şanslara sahibiz hocam? Vallahi şu şanslara sahipsiniz. Karşımızdaki kişiye hiç dokunmadan şifasına vesile olabiliyoruz. Ses ve kulağa ihtiyaç kalmadan, hiçbir telefon türüne ihtiyaç kalmadan, hiçbir iletişim cihazına ihtiyaç kalmadan, yüreğimizden geçen duygu ve düşünceleri
en ince ayrıntısına kadar dünyanın herhangi bir yerinde ya da uzayın herhangi bir yerindeki bir başka canlıya aynı ayrıntıyla, aynı duygu ve düşünceleri koruyarak aktarabiliriz. Ve bir su damlası sığlığında, yetersizliğindeki bilgilerden kurtulup okyanusun sonsuz ve sınırsız bilgeliğine kavuştuğumuz andayız. Bu çağ bu. İnsanlar bu çağa girmeden önce bir su damlası kadar bilgiyle yetiniyorlardı. İşte bizim özelliğimiz oradan geliyor. Sonsuz ve sınırsız bilginin içine girdik. Bu bizi özel yapıyor. Ve siz işte o şanslı insanlardansınız, kanalsınız. Siz gözünüzü kapattığınızda hiçbir kitapta, kütüphanede yazmayan, hiçbir kitabede yazmayan, hiçbir bilgisayarın bilgi bankasında bulunmayan her tür bilgiye ulaştığınız defalarca tahmin ediyorum kanallısınız çünkü. Ve bir de siz Ankara eğitimine katıldığınızda da size kanallık yaptırmıştık, oradan da biliyorum. Ve onun dışında sizin pek çok kişinin şifasına da vesile olduğunuzu biliyorum. İlacın, ameliyat malzemesinin gereksizliği. Tabii bütün, atıklar bütün yok, ağrı yok, eşler yok hocam. Bütün kitapların yetersizliği anlaşıldı. Ve yine başka bir şey daha, insanlar bugüne kadar üzerinde yaşadıkları dünyayı tanımıyorlardı, dünyayı tanımaya başladılar. Ah, sorunuzun özeti şu, edebiyat, edebiyat, edebiyat. Yani mitoloji bu bilgileri oluşturdu. Ve hocam, siz üçüncü modülde de söylemiştiniz, edebiyat bir bilim dalıdır. Her ne kadar sadece matematik ve fen bilimleri günümüzde bilim dalı olarak geçse de siz bambaşka bir bilim dalını tanıttınız bize, oradan yürüdünüz. Ben kendim edebiyatçı olduğum halde her zaman söylerim. Odysseia'yı Almanya'daki Alman filolojisi eğitimimde okuduğum halde hiçbir zaman sizin gördüğünüz o sembolleri görmedim. Bu da sizi özel kılıyor. Allah razı olsun. Yani, isterseniz Odysseia üzerine konuşalım mı? En çok olur sevdiğim, hocam. En çok sevdiğim destanlar üzerine konuşmak. Üniversiteyi kazandığım ilk yıl şöyle düşündüm. Üniversite sınavına giriyoruz ya. Evet. Ağustos'ta, Eylül'de hangi üniversiteyi kazandığınız belli oluyor. 92'de ben de bunları yaşadım. Ağustos muydu, Eylül müydü? Elimize belge geldi. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandınız. Ve hemen şu geldi aklıma. Ya Refik, İlyada destanı var, Odysseia destanı var. Şimdi edebiyat öğretmenliğine gideceksin. Onları ezberleyeceksin, onları okuyacaksın. Kafamda bir büyüttüm, bir büyüttüm, bir büyüttüm. Dur, daha okula gitmemişim. Kafamda bunları büyüttüm. Allah Allah. Okula gittik şimdi. Edebiyat öğretmenliğinin birinci yılını okuyoruz. Dua ediyorum İlyada ve Odysseia destanı işlenmesin diye. İşlenmedi. Bizim Batı Edebiyatı'na giren yardımcı doçentimiz Banu Çiçek Kırzoğlu. O hocamız sanki İlyada ve Odysseia'ya başlayacak gibiydi. Baktım neyse, o sene yok. İkinci sene dedim ki, hep korkuyorum, şöyle diyorum ki, o ağır destanı işleyeceksiniz. İkinci sınıf ana. Gene yok, işlenmedi. Üçüncü sınıf geldi. Dedim, bu sene işleyeceğiz herhalde. Yok. Dördüncü sınıf geçti. Mezun olduk. Yine işlemedi. Ben şöyle, kazanç olarak kendimde buldum. Dedim, oh be, kurtulduk dedim. Ve gerçekten o güne kadar
Odisea destanı, İlyada destanı okumamıştım. Fakat sonra bu edebiyat aşkı beni onları okumaya itti. Ve şimdi hayıflanıyorum. Diyorum ki keşke okutsalardı. Yani keşke üniversitede o yıllarımız İlyada ve Odisea destanını bilmekle geçseydi. Zannediyorum edebiyat öğretmenliği okuyanların tamamı bizim ülkemizde İlyada ve Odisea'yı okumuyorlar derste. Belki mitoloji bölümündeki hocalar, belki değil mitoloji bölümünde okutuluyordur. Ve şimdi kendi kendime soruyorum. Ya ben neden okulu kazanmışım ilk yılda? Hangi derslerin anlatılacağını, hangi derslerin varlığını dahi bilmiyorsanız kafayı o gün İlyada ve Odisea'yı taktın diye düşünüyorum. Demek ki her şeyin bir tevafuk gerçekliği varmış. Eğer o gün bize okulda öğretilseydi, belki hocalarımızın bakış açısıyla bakacaktım olaylara ve geliştiremeyecektim. Bugünkü bakış açısını getiremeyecektim. Sonra yıllar geçti. 2006 mezuniyetimden 10 yıl sonra, 96'da mezun oldum ben. Oturdum. Dedim ki böyle olmaz Refik. Valla oturdum İlyada Destanı'nı. Kitaplardan okudum, okudum, okudum defalarca. Sonra internette sesli kitap var. İlyada Destanı. Okuyor sesli olarak ve o zaman da görme engelliler için hazırlanmış. Ben de defalarca okudum ama içimden başka bir şey geliyor. Refik okumak yetmez. Yazacaksın. Yaz, yaz. İnternetten dinliyorum. Durdurarak cümle cümle yazıyorum. Durdur cümle cümle yaz. Durdur cümle cümle yaz. Çok zor. Çünkü bazı cümleyi dinlemek için yeniden, yeniden, yeniden baştan dinle. Olsun. Bütün destanı. Belki bir senemi aldı yazdım. Üzerinde düre düre. Yani bir senemi aldı demeyeyim çünkü yeteri kadar emin değilim. 5-6 ayım aldı. Ve ben kendi kendime o zamanlar 2006'da soruyorum. Niye yazıyorsun? Diyorum ki öğrenmem lazım. Niye yazıyorsun? Yazma. O zamanlar çok net şekilde sordum kendime. Bu beni nereye götürecek? İşte şimdi son 4-5 senedir anlıyorum. O gayretimin, 2006'daki gayretimin beni nereye getirdiğini. Hayır. Hocam hiçbir emek boşa değildir. Kesinlikle hiçbir emek boşa değil. Haydi bakalım. Odisea destanını ele alalım. Ve bizi dinleyen bütün dostlarımıza da buradan bilgiler verelim. Hocam bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir hanımefendi ameliyat olmuş, rahim ameliyatı, çok ağrıları varmış. Bir hanımefendinin de annesinin kulağında delik varmış. Size buradan hemen söylemiş olayım. Hangi araya sıkıştırırsak onların bir şifasına vesile olalım. Sadece kulak deliği olan arkadaşımızın şifasına vesile olalım. Onu canlı Olur. alalım. Ama tabii onun annesi yanında mı değil mi onu yazması lazım. Meral 0736. Bir yazarsanız bize anneniz yanınızdaysa sizi canlı yayına alalım, şifanıza vesile olalım. Meral Hanım, duyuyor musunuz bizi? Evet ve bir de canlı yayına çıkmasında problem yoksa canlı yayına alalım. Hani hocam canlı yayına çıkıyorum ama bu videoyu siler Evet misiniz Meral Hanım, dediğinde biz bu videoyu kaydedeceğiz. Şu anda canlı yayındayız. Eğer ki sohbetimizin kabul kalmasını ederseniz istiyoruz canlı şimdi. yayında olmayı, ancak o şekilde alabiliriz. Yeni arkadaşlarımız katıldı. Bilinç Dönüşüm Merkezi, Dilek İnal, Can Katçı Hocam, hoş geldiniz. Hocam hanımefendi yazmadı şu anda. İsterseniz o yazana kadar siz devam Ha, edin haydi. anlatmaya. Lütfen siz bana sorun. Deyin ki O zaman birinci modül hocam. ha Siz yok bana birinci hayır. modülden sormuştunuz.
Kronolojik ilerleyelim. Ya Hayır, da hayır. Şöyle. isterseniz Odisea'dan devam edelim. Odise'den soru sorun lütfen. Tamam. Odise'yi daha Tamam. doğrusu tanıtacağız. Hep soru sorun. Ben Odise'yi anlatayım arkadaşlara. Evet. Hocam, Odisea destanının içeriğinden hangi sembolleri çıkardınız ve hangi şifa metodunda uyguladınız? Neyi iyileştirebiliyoruz biz? Hangi sembolleri içeriyor bizim için Odisea destanı? Tamam. Bu tek soru programın tamamını alır. Tamam. Odiseya destan. Hocam, birinci modül için ne anlam ifade ediyor Odisea Destanı? Üçüncü modül için ne ifade ediyor? Buradan da hemen böyle no, birinci modül, Sayın üçüncü hocam, modül bir tamam. bağlantı var. Kısa olmayacak çünkü dolu dolu bilgiler. Bakın. Evet. Odiseya destanı savaştan sonra evine 10 yılda dönebilen bir kralın, Odysseus'un hikayesi. Kimler savaşa gider? Kimler savaşa gitmez? Allah'ını seversen kim savaşır, kim savaşmaz? Hocam, krallar savaşa gider, yanlarındaki askerleriyle beraber. Tamam. Yani kim gidip birini öldürmek, onun çoluk çocuğunu öldürmek, onun malını mülkünü alıp ülkesine götürmek düşüncesindedir. Ancak ve ancak adını söyleme gerek yok. Yani dünyanın en berbat insanı bunu yapar. Peki Odysseus da 10 sene Truva'da bunu yapar. Katildir yani. Ve onun İnsanları katledişi destanda anlatılır. Dolayısıyla o 10 yıllık durumda Odysseus kötü insanın biriydi. Diğer kötü insanlar gibi. Peki kimler başkasını öldürmez? Başkasını bırakın hayvanı öldürmez. Hayvanı bırakın bitkiye zarar vermez. Mesela bir karıncayı öldürmemek için gayret eden insan, bir ota basmamak için gayret eden insan gider bir insanı mı öldürür? İşte Hocam, cansız varlığa bile, yani büyüklerimizden çok gördüm ben, şu elindeki bardağı bile büyük bir özenle, sevgiyle tutup kenara koyan insanlar, cansız varlıklara bile sevgiyle yaklaşırlar. Odysseus tam 10 sene o katil ruhunu diğer savaşçılar gibi bir kenara bıraktıktan sonra ruhunun güzel tarafını bulmaya çalışıyor. Ve şu, Yunan kralları, Yunan askerleri içerisinde kendi ruhunu bulan tek insan o. Çünkü diğerleri savaştan sonra evlerine hemen gittiler. Ve eski hal hareketlerine devam ettiler. Yani onlarda zerre kadar bir değişiklik olmadı. Onları yine çağırsalar, onlar yine giderler, katlederler. 50 bin kişilik Yunan ordusundan sadece bir kişi evine dönerken katil ruhunu tutmadı, katil ruhunu beslemedi, onunla yaşamak zorunda kalmadı. Katil ruhundan kurtulmak ve ruhunun bütün güzelliklerini keşfetmek üzere tam 10 yıl maceradan maceraya gitti. Ve şunu gördü. Ruhu iki parçadan oluşuyor. Birinci parçası Şahmaran, ikinci parçası Zümrüt Anka. Onun Tepegöz'ün evine gitmesi, Kirke'nin sarayına gitmesi, Hades'in ülkesine gitmesi, Siren kayalıklarından geçmesi, Skyla kayalıklarından, Karibides kayalıklarından geçmesi, Kalipso'nun ülkesine gelmesi, orada 7 yıl yaşadıktan sonra Paryakların ülkesine gitmesi, Şahmaran'ı bulması demek. Yani kuyruk sokumundan kafatasına kadar yolculuğa çıkması demek. O zaman o koca Yunan'da 50 bin kişilik orduda
tek bir kişi ruhunu keşfe çıktı. Tepegözlerin adasına vardığında kuyruk sokumuna ulaştı. Şahmaren'in kuyruk sokumuna. Kirke'nin adasına vardığında bel omurlarına ulaştı. Şahmaren'in beli olduğunu fark etti. Hades'in ülkesine gittiğinde Şahmaren'in kalbine ulaştığını fark etti. Siren kayalıklarından geçtiğinde Şahmaren'in sırt omurlarına geçtiğini fark etti. Karibides, Skyla kayalıklarından geçince Şahmaren'in boynuna ulaştığını fark etti. Ve Kalipso'nun adasına geldiğinde Şahmaren'in kafasına geldiğini fark etti. Payyakların adasına gittiğinde Şahmaren'in saçlarında olduğunu fark etti. İşte kuyruk sokumundan saçlara kadar gidişi, tüm bu 10 yıllık macera da Şahmaren'i buldu. Şahmaren'i bulan bir insan şifacı demektir. Ruhu güzelliklerle dolu demektir. Frekansı yüksek demektir. Katiller ben ölüyorum, sürünüyorum, kendimi kötü hissediyorum derken kendi cehaletinde kalanlar bunları söylerken o ben çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim'i buldu. Mucize ötesiyim'i buldu. Payyakların ülkesinde Şahmaran bulduğunda. Ve sonra Şahmaran bizim ruhumuzun ölümlü kısmının biri. Peki ikinci kısmı ne? Karısı Penelope'ye ulaştı. Karısı Penelope sınırdan kaydı. Ve onu baş tacı yaptı, başına koydu. Şahmaran'ın saçlarından sonra ülkesine vardığında Zümrüt Anka'yı gördü orada. Tabi Zümrüt Anka'ya ulaştığında da sınavın önüne serildiğini gördü. Sınav şuydu. Gerçekten bu Odysseus Şahmaran'ı bulduğunun farkında mı? Onun duvarda asılı yayı vardı. Tam 20 sene kullanmadığı yayı. 108 kişi onun karısıyla evlenmek isterken, onun karısına sahip çıkmayı isterken, Odysseus'un krallığını ele geçirmeyi isterken, alın işte bakın, 108 kişi onun sarayında onun karısına sahip olmak, onun krallığına, malına, mülküne sahip çıkmak istiyor. Yunanistan'da 50 bin kişi Truva'ya gitmişti, savaşmıştı ya, dönmüşlerdi. Onlardan hiçbir farkı yok. Hala başkasının malı mülkü üzerine konmak. Peki Odysseus buna karşı çıktı, hepsini def etti. Hiç kimse Odysseus'un yayını bükemedi. Odysseus'un yayını büküp ipi bağlayan kişi yarışı kazanacaktı. 108 kişiden hiçbirisi, bu 108 rakamı çok aşırı önemli. O yüzden biz 108. enerjiye ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimse Odysseus'un yayını bükemedi. Bir tek kendisi yaşlı bir dilenci kılığına girmiş. Sarayda hiç kimseye tanınmamak şartıyla tebdili kıyafet yapmış. Ve bu haldeyken yayı büktü. Ödülüne kavuştu. Onun eşi Penelope Zümrüt Anka'ydı. Ve bir insan Zümrüt Anka bilincine ulaştığında hangi bilinçlere ulaşır? Kuantum evrende her şeyin kaydedildiği bilincine ulaşır. Ve evine ulaştığında onun karısı Penelope diyor ki, ben senin yolculuğunu Odysseus her gün nakşediyordum. Bu 108 tane aşağılık insan gece görmeden ben onları yeniden söküyordum. Her gün dikiyordum, geceleri söküyordum.
Her gün dikiyordum, senin yolculuğunu geceleri söküyordum. Dikmek demek, bakınız, şöyle bir kumaş dokumak. Bu fiziksel bir kumaş, elde tutulur. Peki bunu söktüğünüzde artık boşluktur. Peki ne kadar sökebilirsiniz? Diktiğinizin iki katını sökebilir misiniz? Hayır, diktiğiniz kadar sökersiniz. Dolayısıyla ne kadar fizik varsa o kadar antifizik var. Ne kadar iş yapmışsanız kuantumda bunların o kadarı kayıtlıdır. Ne yaptıysanız o kayıtlıdır. İşte gündüz diktikleri, gece söktükleri bize kuantum evrenin varlığını anlatmakta. Ve kim kuantum evrenin varlığının farkına varır? Kirk'in adısında bütün insanlar hayvana dönüştürülüyordu. İşte kuantum alemde insanlar hayvan olarak kayıtlı bu bilince ulaşırlar. Ve Kirk'in adısına gitmeden önce kiklopları, tek gözlü devleri, bizim anlayışımızda tepe gözlerin evine gittiğinde tepe gözün üçüncü tepe gözünün alnının ortasındaki gözü açtı. Oraya bir kazık batırdı. Tepe göz kör oldu ama neyden kör oldu? Maddi gözü gitti, manevi gözü açıldı. Tepe göz bu. Dev, canavar. Canavarın maddi gözü ortadan kalktı, manevi gözü açıldı. Aslında Odysseus da savaştayken o devden zerre kadar farkı yoktu ki. Ha o dev yamyam, ha Odysseus yamyam. İnsanları öldürmüşsün, yamyamlıktan hiçbir farkı yok. Odysseus devin gözünü açtığında aslında o bir mecazilik ifade ediyor, kendi gözünü açtı. Yunanistan'dan Truva'ya giden 50 bin insandan bir tek kişi kendi gözünü açabildi. O da Odysseus. Ruh gözünü açtı. Ha. İşte kuantum evrenin farkına kendi ruh gözünü açanlar varır. Kuantum evrenin farkına varan insan orada her insanın hayvan olarak kayıtlı olduğunu anlar. Kirke'nin böyle bir özelliği vardır. İnsanları hayvana dönüştürür. Ve hayvanları tekrar insana dönüştürür. Kuantum evrenin farkına varan insan, kuantum evrendeki varlıkların hiç ölmediğine, sonsuza kadar yaşadığına vakıf olur. Onların sonsuza kadar yaşadığını görür. İşte Odysseus Hades'in ülkesine gittiğinde bunu fark eder. Ve Odysseus Siren kayalıklarından geçtiğinde her şeyin bir sesten oluştuğunu anlar. Dolayısıyla kuantum alimi anlayanlar, orada fizik kurallarının bizim fizik kurallarımızla bir olmadığını, orada hiçbir şeyin, hiçbir varlığın maddeden oluşmadığını, hepsinin Allah'ın sesinden oluştuğunu anlar. Ve yine kuantum alemi anlayanlar, kuantum alemde yaşayan ruhların yaptıkları sevaplar varsa sevapları rahatlıkla görülebilir. Yaptıkları kötü işler varsa onlar da görülebilir. Kuantum evrende her şeyin kayıtlı olduğunu anlar. Yani insanların güvenlik kameraları son 100 yıldır diyelim ki var ama Yüce Allah'ın o kameraları evren yaratıldığı saniyeden itibaren vardı. Kuantum alimi anlayanlar her şeyin kayıtlı olduğunu anlar. İşte siz kanal arkadaşlar, o yüzden gözünüzü kapattığınızda milyarlarca yıl öncesine de ait ve geleceğe de ait her şeyi görebiliyorsunuz. Ve yine kuantum alemi anlayan insan istediği her şeye ulaşabildiğini anlar. Kalipso'nun adasında istediği her şey onun elinin altındaydı. Ve Payyakların adasına gitmek, saçta olmak artık baş tacı edilmek demek. Ve siz eğer kuantum alemin farkına varmışsanız artık kötülükler yapmazsanız çünkü oraya kaydediliyor. O zaman da baş tacı edilirsiniz. Ödüller alır gidersiniz. Ve payyaklar Odysseus'a savaşta kazandıklarının kat be kat daha fazlasını verirler. Ki zaten savaştan zerre kadar hiçbir şey evine götüremez. Ama
Baş tacı edildiği o Payyaklar Adası'nda dünyanın en güzel hazinelerini alır. Hediye verirler, kendisine götürür. İşte ülkesine gider İtaka'ya ve 20 yıldır uzak kaldığı karısına kavuşur. Zümrüt Ankara'sına kavuşur. Hani o Payyaklar Adası'nda payyakların ona her bir evden altınlar, gümüşler, hediyeler vermesi var ya. Nereden getirirler biliyor musunuz? Nereden Hazreti hocam? Süleyman'ın sandığından çıkarır getirirler. Hazreti Süleyman'ın sandığının hediyelerini verirler ona. Ama insanlar şöyle düşünmesin. Hazreti Süleyman'ın sandığındakiler hazineymiş, maddeymiş. Her şeye madde gözüyle bakan arkadaş, kusura bakma. Ruh gözün açılmamış. Odysseus'un yolculuğuna çıkmamışsın demek. Bizim hala pek çok insanımızın beklediği şey, sandık açılacak, içinden elmaslar, altınlar çıkacak. Hayır. Bu anlattığım bilgilere ulaştığınızda size o zaman bütün hazineler sunulacak. Hazinelerden kastım yine maddi değil. Bütün istediğiniz her şeye, her güzelliğe ulaşacaksınız. Bir insanın kuantum alemin bütün bilgilerine ulaşmaktan daha büyük hazine mi var? Bir insanın hem kendi hem de bütün evrenin şifasına vesile olmaktan daha güzel hazine mi var? Bir insanın bir su damlası bilgiyi yetersiz bulup koca ve sonsuz okyanusun bilgisine ulaşmaktan daha güzel hazine mi var? Bir insanın zamanın olmadığını fark etmesinden daha büyük hazine mi var? Üçüncü modülde bunları öğretiyoruz. Ve bir Evet. insanın geçmişi, geleceği, şimdiyi her anı görebildiğini anlamaktan daha büyük hazine mi var? Ve insanın aynı anda her yere gidip her bilgiye ulaşmasından daha büyük hazine mi var? İşte Odysseus, Hazreti Süleyman'ın hazinesine ulaşan insan. Ve Odysseus demek, hadi Us'u atalım, Odysseus'un sonundaki Us'u, o Yunan dilindeki bir yapım eki. Mesela siz şimdi gitseniz size Zehra Us derler, ben gitsem Refik Us derler. Dolayısıyla onun adı Odis. Değilmiş ama Hayır, hocam. hayır. Evet, peki. Ha. Hocam bu arada Ve Odis... bölmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz ama Meral Hanım bir taraftan yazıyor. Annem hazır bekliyor diyor. Lütfen canlı yayına alın diyor. Ne diyorsunuz? Tamam. 1 dakika sonra canlı yayını alalım. Tamam Meral Hanım bir Ve dakika. Odi demek ben hiç kimseyim demek. Ben her şeyim demek. Ben hiçbir şey bilmiyorum demek. Ben her şeyi biliyorum demek. İşte Odysseus hem hiçbir şey hem her şey. Hem hiçbir şeyi bilmeyen hem her şeyi bilen demek. Böyle bir insandı bugüne kadar gelmeyi hak eder. Ve o kişinin anlaşılması da bizimle mümkün. Bu Odysseus destanını galiba 8 dakika içinde anlattık. 8 dakikalık anlatımı bu. Ama 8 senelik anlatımını da yaparız. Ve 8 senelik anlatımını yaptığımızda Homer'in 400 yıl süren geleneğini sürdürürüz. Homer, İlyada ve Odise'yi yazdıktan sonra tam 400 yıl boyunca Ege adalarında okulları kurulur ve herkes gelir, onu didik didik, ince ince anlar, birbirine aktarırlardı. Fakat bir adam çıktı, adı Sokrates. İşte Sokrates dedi ki, son verin buna. Mantıksız bunlar dedi. Platon öğrencisi dedi ki, mantıksız. Aristo dedi ki, mantıksız. Ve o günden sonra
Hiç kimse her şey, hiçbir şey bilmeyen, her şeyi bilen olan insanlar maalesef ki sadece ve sadece hiç kimse oldular. Sığ, tek bir su damlası bilgiyle yetinmek zorunda kaldılar. Zümden kaçağında yeni Odysseus'lar, yeni her şeyi bilenler, yeni hiçbir şeyi bilmeyenler, her şey olanlar, hiç kimse olanlar yetişiyor. Arkadaşımızı alalım. Hocam, üçüncü kişiyi alabiliyoruz artık. Biliyorum, hanımefendi de bekliyormuş. Çok güzel istek göndermiş. Aldım hemen. Instagram'ın bu uygulaması da güzelmiş hocam. İçin üçüncü bir kişiyi alabilmemiz. Bekliyorum. Meral Hanım, annenizi mi alacağız? Ama annenizin buraya gelmesi gerekiyor. Şuradan alabilir miyim acaba? Meral Hanım, annenizin burada olması gerekiyor. Annenizin bu şekli değil mi hocam? Canlı yayında olması gerekiyor alabilmemiz için. Evet. Evet, yani annenizin siz Instagram hesabını yazmışsınız ama o şekilde olmuyor. Anneniz gelsin, burada canlı yayına katılsın, alalım onu. Bir hanımefendi daha vardı hocam. Rahimden ameliyat olmuş ama onu Yok, alamayacağız. onu almıyorum. Çünkü Tamam. Şöyle yapalım. evet. Bugünkü Kalanımızı. sohbetimiz Odysseus'un açıklamalarıyla geçmiş olsun ve sizin birinci modül konusunu anlatımlarınızla, bu değerli bilgilerle dolsun. Biz başka bir yayında arkadaşlarımızı alırız ve bu yayınları hem sizinle hem de bütün eğitmenlerimizle periyodik hale getirelim. O zaman şimdiden müjde verelim. Başka bir sizinle yapacağımız sohbete katılsınlar. Onların şifalarına vesile oluruz. Peki bizim eğitimlerimizi Zehra Hocam, 8000 eğitmenimizden alabilirler. Onlarla konuştuğumuzda onların da bilgilerini paylaşacağız. Sizden almak istediklerinde lütfen telefon numaranızı şimdi söyleyin ki rahatlıkla size ulaşabilsinler. Evet hocam, arkadaşlar Ankara'da yüz yüze alabilirsiniz beni. Benden Refik Korkmaz eğitimlerini ama tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Görüntülü bağlantı kurmanız yeterlidir. Telefon numaram 0532 164 61 13. Zehra Güney Akademi'den, DM'den yazabilirsiniz bana ayrıca. Eğitim hakkında bilgi almak isterseniz bunun için de yazabilirsiniz. Refik hocamın asistanı Emşis bir hanımefendiden tüm eğitimle ilgili bilgileri alabilirsiniz. Ama kararınızı verdiyseniz, eğitimi benden almak isterseniz benden alın. Fakat Refik Hocam da eğitimler veriyor. Sistemin kurucusundan almak isterseniz kendisini lütfen takip ederek ondan da alabilirsiniz. Siz kendi numaranızı bir daha verin. Ben de tekrarlayayım sizin numaranızı, anlaşılsın. 0532 tamam, 164 61-13. Zehra Güney Hanım, katıldınız, renk verdiniz programa. Ben de size katıldım ve bundan onur duydum. Benim Facebook'umdan, Instagram'ımdan ve YouTube sayfamdan da yayınlanıyor. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Zümrüt Anka öteniz sonsuz olsun. Hocam iyi ki varsınız, iyi ki misafirimiz oldunuz, güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler, varlığınıza sonsuz şükran. Varlığınıza sonsuz şükran, selamlar, saygılar. Zümrüt Anka öteniz sonsuz. Selamlar hocam. Evet arkadaşlar, kalbi temiz, yüreği temiz, güzel insanlar. Kalbi temiz, yüreği temiz insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız.
Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Zehra Güney hocamızla yaptığımız bu güzel sohbeti tamamladık. Umarım sizlerin faydanıza konuşmalar, sohbet olmuştur. Umarım size katkı sağlayabilmişimdir. Şimdi Filiz Demirkan hocamıza konuk olacağız. Kapatalım, hemen açalım yeni bir yayını. Selamlar, saygılar sunuyorum.